Keşke söyleseydi ama. Yani keşke haberi olsaydı annemin. Neyi? Yani senin Kadriye'nin oğlu olduğunu görmüş ya işte. Biliyormuş. Aa, gerçi nasıl söylesin? Of, çok kolay mı ya? Oğlum bu söylemesi çok zor bir şey ya. Doğru. Peki sence aralarında bir şey var mı hala? Kimin? Sezai abiyle annemin mi? Hı. Orada yani annem demek o kadar garip geliyor ki. Hayatım boyunca Nurhan anneyi anne olarak bildim. Yani şimdi böyle ne bileyim ya. Sever miydin peki Nurhan anneni? Çok severdim. Bence dünyanın en iyi annesiydi yani. Hala hatırladığım zaman ne bileyim burnumun direği sızlıyor. Ne tatlı böyle söylemen. Onu da çok severdim. Babamı da. Çok iyi insanlardı ikisi de. Peki yaşıyor olsalardı ne yapardın? Yine annemle babam onlar olsun isterdim. Tabii ki gerçek ailemi arardım, bulurdum. Ne bileyim görüşmek isterdim. Ama yani onlar beni aldı, bağrına bastı. Bu başka bir şey. Benim gibi. Ne garip ama. İkimizin de hayatı boyunca anne baba diye başkalarını bilmemiz. Belki de birbirimizi çeken şey budur. Belki de. Ama sadece biz bunu yaşamayacağız. Can da böyle bir hayat yaşayacak. Aşkım, Can'ın için durum farklı. Bak onun harika bir annesi var. Hayatı boyunca da annesinden emin olarak yaşayacak o. Cevap vermedin hala. Ne? İşte merak ediyorum yani. Var mı hala aralarında bir şey Sezai amcayla şey Kadriye Hanım'ı? Yok ya oğlum sanmıyorum yani. Sanmıyorsun. Evet. Ama emin değilsin. Yani. Yani çünkü erkek emin olamaz. Şimdi alakası var burada ben niye gömüldüm ya? Yok öyle ama öyle. Çıkmadan. Niye? Hayatımda kalmaya devam ettiğin için, beni affettiğin için, evimize dönmek istediğin için teşekkür ederim. Çok üzüldüm karnım. Biliyorum. Biliyorum oğlum çok kızgınım kendime. Yani kafamı taşlara vursam diyorum. Nasıl kalktım sana söyledim. Yok evden git bilmem ne çık falan filan. Sen beni affetsen de ben ömrüm sonuna kadar kendimi affetmeyeceğim. Ne oldu? Kötü bir şey mi dedim? Sen Ali'yle görüşüyor musun? Ne? Aradın mı? Ne alakası var? Nereden çıktı şimdi? Aradın mı yani? Bana sinirlendin ne bileyim. Bir an bir boşluk hissettin falan. Aradın mı aramadın mı? Tamam hadi söyle. Hiç alakası yok. Ne oldu şimdi? Kıskanma sırası sana mı geldi? İyi aramadın. Ben kıskanıyorum ben ayrıca seni. İlk defa kıskanmadım ki. Allah Allah. Kıskanıyor musun sen beni? Tabii ben göstermiyorum sadece. Anladım. Ama hoşuma gitti yani beni kıskanıyor olman. Hoşuna gitti değil mi? Evet. Çünkü ben kıskanınca senin gibi evden kovmuyorum, bağırmıyorum. Tabii tatlı geldi. Yani aşkım şimdi bak tamam bıçağı sapladın. Çevirme bari tamam bırak kalsın tamam. Ha. Ama hak ettin biraz çevireceğim. Ama yani kahraman. Hep ya. Ne hep be? Ne hep? Yani hep sen kıskanıyorsun. Biraz da ben kıskanabilirim. Tamam bir şey demiyorum. Kıskan hakkımdır tamam. Tamam çok da boş yere kıskandırma beni. Tamam bir şey demiyorum. Zehirlisin Tolga sen. Zehirlisin. Dokunduğun tüm güzellikleri mahvedersin sen.
sen niye yaşıyorsun lan? Şimdi sana son bir şey soracağım. Tamam. Doğru söyleyeceğine yemin et. Tamam. Benim üzerime can üzerine. Tamam. O Lali'nin çocuğu var ya. Senden mi o çocuk? Ne olur doğruyu söyle. Abi nereden çıktı şimdi bu ölüm? Söyleyeceksen ne olur şimdi söyle ben. Yani herkesin öz annesi babası çocuğu. Ben 5 sene sonra ben böyle bir şey kaldıramam. Evet benden. Ne? Benden. Yani Türkiye gelirken dedim işte şimdi çocuk mocuk uğraşamam ben dedim. Arjantin'de bıraktım çocuğumu geldim yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu hayatta benim bir tane çocuğum var. O da arkada. Tamam mı? Oğlum. İkimiz de biliyoruz ki gerçekler illaki bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani sen ne kadar saklamaya çalışırsan çalış. Bir şekilde ortaya çıkıyor. O yüzden yani bizim hayatımız gibi ikimizin de anne babası bildiği insanların başka insanlar olduğunu öğrendiğimiz gibi. Can da biliyorum ki hayatının bir evresinde öğrenecek. Ama şunu bil ki ben hayatımın sonuna kadar Can'ın babası olarak kalacağım. Yani Güzide de annesinin hayatında neyse ben de Can'ın hayatında öyle olmak istiyorum. Seni çok seviyorum. Ben de. Şimdi biz eve girdiğimizde teyzen ağzını açacak. Hayır. Hiçbir şey demeyecek. Ağzını açamayacak tamam. Yani gerçi bence de diyemez. Bir şey yok. Tamam. Hadi bakalım. Kahraman. Ya sence ileri mi gidiyoruz? Yani saçma mı bu yaptığımız? Ne saçma aşkım? Ne bileyim, öz babamın mezarına gitmek. Yani ben daha yeni öğrendim kim olduğunu. Ne olacak yani bunun nesi saçma? Gideceğiz, 2 tane fide dikeceğiz. Bunun kime zararı var? Bilmem. Boş ver, düşünme bunları. Güzel bir şey yapıyoruz biz. Hadi. Doğru. Görevli inşallah doğru krokiyi vermiştir. Bakayım hangi bafta? Bak. Yani burada galiba ileride gibi. Bence de. Annenin mezarı nerede? Avustralya'da o ayrılmışlar yani. Kadın oraya. Annem. Karman. Annem diyemiyorum. Anlatırken bile diyemiyorum. Öylesi daha mı iyi oldu acaba yani? Çünkü ben annemden başka birini anne demek istemiyorum. Yapamam da zaten. Çok iyi anlıyorum. Benim tam tersi oldu. Yani annemleri kaybettim. Öz annemi buldum. Evet. Seninkiler mi yazar nerede? Diyarbakır'da. Gidelim mi bir gün onları da? Olur. Gidelim tamam. Öldükleri yıl her pazar mezarlığa giderdim. Böyle mezarlığın girişinde bir sera var. Bir kasa fide alıyordum. Fideleri dikiyordum. Kuru yaprakları topluyordum. Ne bileyim mermerlerini temizliyordum. Böyle saatlerce yandırında durmak. Böyle sessiz sedasız. Çok iyi geliyordu bana. Bana bile iyi geldi biliyor musun sanki burası? Sonra bir keresinde hızımı alamadım. Sahipsiz mezarlara dadandım. Tabii yani eskisi gibi ilgilenemiyorum diye içimi yiyor falan. İşte koskoca adam olmuşum, üniversite bitirmişim. Sonra 100 kasa fide aldım. 100 kasa. Ondan sonra işte bütün sahipsiz mezarlara uğradım. 100 kasa fide mi diktin? Dikmedim hepsini. Hayır yani yardım ettiler. Ben hepsini can suyunu verdim. Ne güzel bir adamsın sen. Ne güzel bir kalbin var. İyi ki varsın.
Sen de iyi ki varsın. Ne hissediyorsun? Bir yabancının mezarında gibiyim. Tanımıyorum ki. Ama babam. Bilmiyorum. İlk öğrendiğimde tepki bile verememiştim. Behram vurulmuştu, komadaydı. E ben zaten yeni doğum yapmıştım. Dündar çıkıp hayatıma gelmese ben unutmuşum bile. Karımın benim gerçekten başka bir ailem var. Öz annem başka biri, öz babam başka biri. Ve hayatta bile değiller. İstesen de tanıyamazsın artık. Evet. Hikaye gibi gelip geçtiler. Annem annem, babamla babam kalacak. Burası daha iyi galiba, biliyor Günaydın. Günaydın canım. Ben mi uyandırdım? Ben uyandım ama bir öpücük hatırlıyorum. Rüya mıydı gerçi? O gerçekti. O gerçekti de. Sabah sabah beni uyandırmak istemiyorum ama sana bir şey söyleyeceğim. Ama sinirlenmek, bağırmak, çağırmak, kovmak, evi terk etmek yok. Allah Allah. Aşkım sabah sabah. Ne oldu böyle? Aslında çok önemli bir şey değil de. Yani internete düşmüş. Orta burada göreceksin. Ben göstereyim istedim. Ama ben seni sevmeye devam edeceğim. Ölene kadar. Ne tamam? Tamam, hiçbir şeyim yok. Sinirlenmedin mi? Yani niye sinirleneyim? Elif gelmiş, karşına çıkmış. Sen gereken cevabı vermişsin. Hiçbir şeyim yok. Tamam ama Tolga'ya da bir şey yapmayacaksın, değil mi? Yapmayacağım aşkım. Niye yapayım? Hem zaten senin canından bir parça taşıyor. Ben ona zarar vermiyorum.
İstemem yani öyle bir şey. Çok yoruldum. Ne olursun kavga, gürültü, gerginlik hiçbir şey olmasın lütfen. Merak etme bir tanem. Ne gerginlik ne kavga. Bunlar geride kaldı. Bizim canımız sıkacak hiçbir şey izin vermem ben. Gel bakayım. Gerekiyor. Bu şekilde giremezsiniz. Lütfen. Özür dilerim Oltan Bey, giremezsiniz dedim ama. Tamam Aylin. Önemli değil. Çık sen. Ya, böyle bakışarak oturmaya mı geldin? Şunu göstermeye geldim. Ne bu? Bak, oğlunun marifetlerini gör. Rezil oluyorum, umurumda değil. Seni seviyorum, tamam mı oğlum? Seni çok seviyorum, tamam mı? Ve sadece seni seviyorum ve bir tek seni sevdim oğlum ben. Pişmanım her şey için. Oğlum rahat durmuyor. Karımın yakasından düşmüyor Oltan Kaşifoğlu. E'si eğer tek çocuğunun iyiliğini düşünüyorsan oğluna sahip çık. Yani sen buraya, benim mekanıma, benim oğlumu alelen tehdit etmeye geldin, öyle mi? Yok, tehdit etmiyorum. Uyarıyorum. Ama mesela yani normal şartlarda böyle herhangi biri, itin biri mesela. Karımın yolunu kesecek, önüne çıkacak, onu rahatsız edecek. Ben onu bulur, bu yaptığına pişman ederim. Yetmez. Sonra doğduğuna pişman ederim. Ama senin oğlunu bu defa tek seferlik affediyorum. Niye biliyor musun? Çünkü senin oğlun benim karımın sayesinde yaşıyor. Oğlumun canından bir parçayı taşıyan birine ben zarar vermek istemiyorum. O yüzden kendimi tutuyorum. Ama bir yere kadar tutabilirim. Tutmazsan ne olur? Tutmazsam ben bunun hesabını çok sert sorarım. Bedelini ödetirim. Bu yüzden bence oğlunla konuş. Benim karımdan, oğlumdan, ailemden uzak dursun. Bu size son uyarım. Yoksa olacaklardan ben sorumlu değilim. Tamam? Sen kendi hesabını versen kahraman nasıl olur? Neyin hesabını verecekmişim? O meşhur dilinizden düşürmediğiniz aşiretiniz Dicleliler. Annenin Nurhan Sarpoğlu değil de bir pavyonda çalışan dansöz olduğunu öğrense kim kimden hesap sorar, bedel ödetir sence? Bir Rus atasözü vardır. Eğer evin camdansa komşunun penceresine taş atmayacaksın. Ana fikrini sen gayet iyi anlamışsındır ama ben yine de söyleyeyim. Eğer kendin daha çok zarar göreceksen kimseye bulaşmayacaksın. Yani annemin kim olduğunu aşırıda söyleyeceksin öyle mi? Mecbur bırakırsan. O zaman şöyle yapalım. Sen hiç mecbur kalmayı bekleme. Hemen git aşirete söyle olur mu? Beni de bu zahmetten kurtar.
Çünkü ben yakın zamanda zaten her şeyi herkese tek tek anlatacağım. Ayrıca benim ne kendimden, ne geçmişimden, ne de annemden en ufak bir utancım yok. O yüzden bence sen git hemen aşirete anlat. İyi olur, benim hiçbir problem yok yani. Tamam. Ama oğlunla konuşmayı unutma. Eğer bu yaptığını bir daha tekrarlarsa, bir daha böyle konuşarak zaman harcamam. Direkt icraata geçerim.